Merhabalar, ben Gülsüm. Bugün o ne diyor da ben varım. Bugün mü diyeyim? Bugün demeyeyim. Değilim. Tamam. Nasıl istersin? Ay çok heyecanlıyım. Ne olur kolay gelsin. Senin soyadın İlhan mı yoksa Ali mi? Eğer cevaplarsan büyük bir gizemi çözeceksin. Ha 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 demiş biri. Şöyle, Bulgaristan'da doğup büyüdüm ben. Bulgaristan'da ikinci isim olarak baba ismi yazılır genelde. Benim de babamın ismi İlhan. Soyadımız da Ali. Yani aslında İlhan benim adım değil ama evet çok karşılaşıyorum. Bazen İlhan Bey diye açanlar mı? Hastanede beklerken İlhan Bey'i alalım derken ben çıkıyorum, benim diyorum. İnternette Çince veya Japonca bildiğin yazıyor. Haberin aslı var mı? Gerçekten çok merak ettim. Küçükken okulda bizim zorunluydu Japonca ve Çince. Ben de Japonca'yı seçtim. Çok az yani, evet öğreniyordum işte yazmasını filan, hani alfabelerini filan öğrenmeye çalışıyordum. Ama konuşabiliyor muyum? Hayır. Duygularınla mı hareket edersin, mantığınla mı? Duruma göre. Fanlardan gelen garip bulduğu hediyeler oluyor mu? Varsa örnek isterim. Yıllar önce bir işte halı gelmişti. Hani ne bileyim. en son da fincan aldım. Böyle çok güzel kahve fincanı seti. Başka da ne bileyim ya, böyle çok değişik falan, yani ya resim geliyor. İşte bir önceki seferde fincan almadan önce leblebi almıştım. Oranın, yani bulunduğu, yaşadıkları şehrin leblebisi meşhurmuş. Geldi böyle bir kutu. Güzeldi. Yani böyle çok acayip bir hediye falan almadım. Bilmiyorum kim ne alıyorsa artık. Niye öyle bir şey sordunuz? Vardır bir bildiğiniz sizin, siz var ya. Ben insanı gözünden tanırım diyenlerden misin ve tanır mısın Gülsüm demiş biri. Tanımam. Aşırı gereksiz ama merak ediyorum. Birinin dişlerinin arasında bir şey varsa ona söyler misin? Diş konusunda çok takıntılıyım. Samimiysem söylerim ama çok samimi değilsem de bilmiyorum. Ben her sahneden önce dişlerimi fırçalarım ve öyle sahneye çıkarım. Biri bir şey getirdiğinde veya bir ikram hani geldiyse yememeye çalışıyorum. Kendimi tutamayıp yediğimde ise, özellikle tatlı konusu olduğunda, bütün sevenlerim biliyor benim tatlıya düşkünlüğümü, yiyorum ve sahne boyunca gülmüyorum. Yani gülmemeye çalışıyorum, şöyle oynuyorum. sana şans getirdiğine inandığın bir eşyan var mı? Gülsüm Ali fan demiş. Benim fanlarımdan. Ya bilmiyorum, bir eşya tam olarak değil ama bir yere gittiğim zaman şey yapıyorum işte, 12'ye kadar eğer gelirsem günüm çok güzel geçecek ama 12 işte 15 geçe gidersem bir sorun olacak falan diyorum ve çoğu zaman da tutuyor, biliyor musunuz? Yani totem yapıyorum galiba ben. Gönül Dağı dizisini Gülsüm olarak bize 3 kelimeyle nasıl anlatır? Çok seviyorum, hayatında başarılar demiş. Yani 3 kelimeyle anlatabilir miyim şimdi bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum ki Gönül Dağı, Anadolu'nun her köşesinde karşılaşabileceğiniz gerçek insanların gerçek hikayelerini, sevinçlerini, hüzünlerini, aile içi ilişkilerini anlatan ve tüm sıcaklığıyla, tüm samimiyetiyle ekrana yansıtan bir projedir. Üstelik kendi canında ilk olmayı başarmış bir Anadolu masalıdır Gönül Dağı. Tabii ki ben de bu masalın prensesi, yani Dileği olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Telefonunda en sık kullandığın uygulama sırası, ekran süresi raporda olur. Tabii ki en çok Instagram kullanıyorum. YouTube da kullanıyorum bu arada. O ne diyor, takip ediyorum. Çok eğleniyorum izlerken. Umarım siz de eğlenirsiniz. Ekran süresi de ya çok değişiyor ya. Yani şöyle diyeyim. İşte mesela şu an bu aralar çok koşturuyorum ve eminim ki çok kısa çıkar eğer şu anda kontrol edersek. Ama genelde boş zamanlarında tabii ki telefon elimde oluyor ve uzun bir süre oluyor. Stalk yeteneğini puanlar mısın? Ya ben çok fazla stalk yapmıyorum. Yani şöyle diyeyim, evet bir hesabım var ve bunu açıklamıştım hatta. Ama özel bir sebepten dolayı açtım da bu arada o hesabı ve girmiyorum. Yani çok nadir giriyorum ya da bir şeye bakıyorum. Uzun sürede kendi hesabımdan her şeye baktım. Ya ünlüsü, ünsüzü, magazin sayfası, ne olursa olsun sevmediğim birilerinin bile profiline girip kendi hesabımdan baktım. O yüzden bence çok düşük puanımdır. Senin sabahları yataktan çıkman için en çok motive eden şey ne? Yani kahveyi çok severim. Kahveyi uyanmadan içemiyorum.
Anladım. Tam tersi olacaktı. Sütlü, güzel bir kahve keyfi yapmayı severim. Yara izinizin anlamı ne? Benim sol omzumda bir izim var. Küçükken okulda aşı yaparlardı bizim orada. Ya her yerde yapıyorlar herhalde. Herkes kafa sallıyor. Tamam, her yerde. Ve bana da yaptılar. Önce şurada galiba yapılıyordu yanılmıyorsam, ya da daha aşağıda. Ben de tutmadı çünkü o sırada hastaydım. Sonra iki kere daha denediler ve böyle oldu. Ama çok tuhaf. Annemde de var. Onun küçüğü. İşte ablamda da oldu. Onun bir tık büyük. Benim en büyük oldu yani yara izim. Moduna göre şarkılarım var mı? Mesela duygusal kendim. Menajerim gülmeye başladı daha soruyu bitirmeden. Mesela duygusalken neler dinlersin? Çiçeğim. Ay çiçeğim. Arabesk dinliyorum işte. Yabancı şarkılar dinliyorum. Bulgarca şarkılar dinliyorum. Her çeşit şarkı dinliyorum. Klasik müziği de çok severim. Piyano müzikleri beni çok rahatlatıyor. Her şeyi dinliyorum. Televizyonda kendini izlerken bence burayı çok güzel oynamışım veya şu sahneyi hiç güzel oynamamışım, daha iyi yapabilirdim dediğin oluyor mu? Hani mesela bir sahne oynarız ve setten bahsediyorum. Hani televizyondan değil de sette böyle bir kendini ya of keşke şurada şöyle yapsaydım. Ay sahneyi hiç hissedemedim ya, iyi oynayamadım. Karşı taraf da şunu der, yo çok güzel oldu veya tam tersi, çok güzel oynadım ya, ne güzel oynadım ben bu sahneyi hissettiğinde yönetmen gelip diyor ki ya Gülsüm şurada şöyle mi yapsak filan. O yüzden bu çok böyle ters yani değişen bir şey ama televizyonda böyle izleyip de kendimi vay be ne güzel oynamışım falan böyle yani kendimi de övmek istemiyorum ya hiç. Hiç böyle hep bir kusur bulmuşumdur. Ya şurada şöyle yapmışım ya da şurada böyle olmuş filan diyorum. Eleştirmek güzel bir şey. Çünkü her zaman öğrenebileceğimiz, daha fazlasını yapabileceğimiz şeyler var bu hayatta. Televizyon olsun veya başka bir iş olsun. Öyle. Buna hiç basamadım. Bir haber sitesinde ya da o ne diyordu? Siteye girdiğinde hangi bölüme gidersin? Ben magazin. Ben de magazin herhalde. Yani işimle ilgili, işte işimizle ilgili bir şeyler. Ama tabii ki dünyada da ne olup bittiğini de öğrenmek istiyorum. O yüzden onları da takip ediyorum, haberleri takip ediyorum. Ama elbette zaten magazin sayfalarında artık bir şey görmek için ya da öğrenmek için bir yere falan girmenin de gerek yok. Her şey Instagram'da yazıyor. Nasıl bir öğrenciydin canımın içi? Başarılı bir öğrenciydim ama şöyle bir avantajım vardı. Onu da şimdi artık söyleyebilirim herhalde. Benim yanımda okulun en zeki çocuğu, belki de bilmiyorum yani o dönemin Bulgaristan'ın yani en zeki çocuğuna denk geldim yani. Ve hep yanımda oturuyordu. Tabii ki de böyle yana bakıp kopya çekiyordu. Tatlıyı çok sevdiğini biliyoruz. Peki en favori 3 tatlın hangisi? 3 tane olabilir mi sizce? Olamaz. Cheesecake seviyorum, krem brüle seviyorum, çikolata seviyorum, waffle seviyorum, pancake seviyorum, krep seviyorum böyle çikolatalı olacak içinde böyle muz, çilek falan of. Oyunlarda nasılsın? Ben tabu oynarken kendimi kaybediyorum. Sen de çirkinleşir misin oyunlarda? Öf hem de nasıl? Tavla oynuyorum. İşte birebir oynadığımda ya da işte telefondan da oynadığımda ya karşı kişiye hep mi çift gelir ya? Ya bana hiç mi çift gelmez ya? Bana 1-2, 2-3, karşı 6-6, 5-5 falan. Bu ne ya? Deliniyorum. Nasıl çıldırıyorum anlatamam size. Çok çok sinirleniyorum. Yaptığın veya sana yapılan en özel yemek. O kadar. Karmaya inanır mısın? Hiç karma dediğin bir şey yaşadın mı? Tabii ki inanıyorum. Yani sonuçta bu bir etki tepki. Yani ben şunu hep söylerim ve bazen mesela oynadığımız işlerde işte ekipten biri ayrılır ve ben şunu diyorum ve hep de dilerim. Hani umarım iyi insanlarla çalışırsın. Çünkü şöyle bir şey hissediyorum ben. İnsanlara neyle gidersen o insan sana onunla gelir. Gerçekten karşıdaki insanı çok düşünen, çok önem veren biriyim. Ne ekersen onu biçersin. Yani öfke ekersen öfke biçersin. Şimdi meşhur bir laf vardır ne? Sap döner kasap bilmem ne. Neydi? Evet, o devran dönecek. Aa, soru kalmamış. Evet, sorularınızı yanıtladım. Umarım çok keyif alırsınız izlerken. Ben çok eğlendim sorularınızdan. Ve burada olmaktan çok keyif aldım. Teşekkür ederim.